Yani sorunun boyutu çok güzel çünkü hakkımızda yapılan gıybetler bir şekilde bize ulaşıyor. Ya başkaları bize haber veriyor veya söz ve davranışlardan zaman zaman bize bilgiler ulaşıyor veya kulak misafir oluyoruz veya kalbimizde gıybetimiz yapana karşı bir soğukluk, bir sevgisizlik ilhamı alarak ondan uzaklaşma eğilimine girebiliyoruz. Özellikle toplumsal ve kitlisel, kitlesel bölünmelerin ve kişiler arasında bağların azalmasının ardında arkasında kitlesel ve toplumsal gıybetlerin nedenli etkili olduğunu asla unutmayalım. Şayet sizi gıybet yapana küfür, hakaret ve aşağılama savurarak kendinizi savunursanız, o zaman onların yaptıkları gıybet günahlarının bedelini büyük ölçüde dünyada almış olur. Ahri, ahirete bir alacağınız, bir hakkınız kalmaz. Ancak bunun yerine şahsınızı savunmaya girmeyip, gıybetle mücadele eder de gıybet edenin bu günahtan ve bu hatadan kurtulmasına uğraşırsanız büyük mükafatları hak ederiz demektir. Hasan-ı Basri Hazretleri'nin kendisini gıybet edene bir tabak taze hurma göndermiş ve duydum ki sen ibadetini bana hediye göndermişsin. Ben de buna karşılık sana bir hediye göndermek istedim diyerek gerçekten kusura bakma demiş. Senin bu yaptığın sevaplara karşılık tam karşılığını verdim sayılmaz diye de bir not eklemiştir. İşte gıybetinizi yapanlarla savaşmadığınızda karşılarına ilahi adalet çıkıyor ki tövbe etmeyenleri kuşatan ilahi ceza kimsenin intikamına ve cezasına asla benzemez. Hatalarını düzeltmedikleri sürece ayıpladıkları şey başlarına gelinceye ve üstelik ebedi hayatta bedelini ödeyince, ödeyinceye kadar emin olun o günahtan kurtulamazlar. Ancak kul kişisel hakkını affedip o gıybeti yapan kişiyi de onun için de hidayet duasında bululursa inşallah elde edeceği mükafat aksi kazanacağından çok daha değer olacaktır. İnsan kendine yapılan gıybete ne oranda affedici olması gerekiyorsa başkasına yapılan gıybete de o oranda acımasız ve zemmedici olmalıdır. Ayrıca şayet bir insanın ismi ve eserleri bir topluluğa mal olmuşsa o insana veya eserine yapılan gıybet aynı zamanda sanki onun taraftarlarına ve onu sevenlere karşı yapılmış gibi olabilir. Örneğin peygamberlerin gıybetini yapan bir kimse o peygambere inananların da gıybetlerini yapmış gibi olur. Bir babayı haksız yere aşağılayan aynı zamanda onun çoluk çocuğunda aşağılamış sayılır. Bu durumda bize yapılan gıybetin yakın dostlarımıza düşen hissesini affedemeyiz. Öyleyse Allah korusun kader başkasına ait hisselerin bedelini ondan mutlaka tahsil edecektir. O halde bize yapılan gıybetlerden buna karşı yapacağımız en güzel muamele onu affetmek, onun gıybetini yapmamak aynı hataya düşmemek ve onun için dua etmektir.